Ben öncelikle çok değerli Kagider üyesi arkadaşlarıma ve çok sevgili dostlarımıza tekrar hoş geldin de diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün Salı Kagider'in 2 haftada bir yaptığı Salı Dijital Sohbetlerinin 19.sunda beraberiz. 2020 yılının da sonuna geldik bu vesileyle. Neredeyse koskoca bir yılı aslında COVID-19 salgını ile geçirdik ve 2021 yılının nasıl bir bilinmez ve nasıl bir şekilde de devam edeceği de hakikaten bir bilinmez bir gerçek. Vaka sayıları çok artıyor ama bu arada da hepimizin bildiği gibi konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Ciddi artışlara rağmen şimdi bir aşı ile ilgili bir gelişme var. Dolayısıyla umutlarımız her geçen gün artıyor. Umut olmadan da yaşayamayız zaten. Tabii dünyada ve ülkemizde bütün bu hastalık çok fazla gündemimize girdi ve misyonumuz doğrultusunda yani kadınların özellikle girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımını arttırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalarımızı biz bu süreçte olanca hızıyla devam ediyoruz. Kadınların iş gücüne katılımındaki, girişimci olmasındaki önlerinde birçok engel var. Bunu her daim paylaşıyoruz sizlerle. Bu engellerin arasında çözümleri de bulmak için de Kagider bütün bu dijital sohbetler ve benzeri konularda kadın girişimcilere ve kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Kadınların önünde çok çeşitli engeller var. Özellikle finansa erişimden pazara erişimine kadar, rol model eksikliğinden eğitim eksikliğine kadar. Hakikaten bu bariyerleri aşabilmek için bizim Kagider'in 8 ana strateji gruplarımız var. Biz bunlarla ana strateji gruplarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek bizim kendi araştırmalarımız, gerekse birçok uluslararası kurumun yaptığı araştırmalar bize kadın girişimciler için network'ün ve iletişim ağlarının genişlemesi gerekliliğinin ihtiyacını da bir o kadar vurguladılar, vurgulanmaya da devam ediyorlar. Dolayısıyla network'ümüz ne kadar genişlerse iş ve özel yaşamımızda karşımıza çıkan fırsatları da bir o kadar daha fazla olacağına inanıyoruz. Ya yani iş yaparken tanıdıklarımızın olması, yeni müşterilere ulaşabilmek, iş birliklerinin sağlanması, tedarikçilerimize ve aradığımız uzmanlara ulaşma şansımız çok daha kolaylaşıyor aslında. Bugün biz Kagider olarak 360 üyemizle büyük bir network'üz. Ve bu network ağımızın sadece 360 değil, ilham verdiğimiz, destek olduğumuz birçok kadın ve kadın girişimci var. Dostlarımız var, paydaşlarımız var. Bu çok değerli bir iletişim ağı. Bunun kıymetini bilelim diyerek sözlerime birbirimizle işlerimizi daha yakından tanımamız ve işbirliklerimizin gelişmesi için sosyal etkinlikler ve sanat faaliyetlerini de bir arada sürdüren bizim network strateji grubumuzun bugünkü toplantısı ve ben sözü sevgili Güzin İlker'e yönetim kurulu üyesi arkadaşım Güzin İlker'e bırakmak istiyorum ama ondan önce çok kıymetli panelistlerimizi, Kagider'in kurucu üyelerinden çok sevgili arkadaşım Leyla Alaton'a, sevgili dostumuz Özlem Gülsar'a ve aslında hem sanatla hem bizi dünyanın her bir tarafına götüren çok değerli, kıymetli Saffet Emre Tonguç. Sizlerin burada olması bizim için hakikaten çok kıymetli. Çok güzel bir network'ünüz var. O kadar güzel deneyimleriniz var ki sizleri heyecanla dinleyeceğiz. Tabii bizim yolumuz sevgili Elif Ergu'yla uzun süredir kesişiyor ve kadın girişimcilere verdiği desteklerle kamuoyunda herkese ilham yaratıyor. Moderasyonunuzla sevgili Elif Ergu, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün yoğun ajandanızda, bugün buradasınız, bizimlesiniz ve değerli konuşmacılarımıza, moderatörümüze tekrar katkıları için teşekkür ediyor. Sizlere katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Ben sözü sevgili Güzin'e bırakmadan önce bu dijital sohbetimiz aslında Aralık ayının ve yılın son dijital sohbeti. Hepinize keyifli bir sohbet. Ama 2021 yılının tüm üyelerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize, proje ortaklarımıza, ülkemize ve dünyaya mutluluk, bereket, sağlık getirmesini diliyorum.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum efendim. Sevgili Güzin, söz sende. Teşekkürler başkanım. Sevgili konuşmacılarımız, sevgili katılımcılarımız, ben de 2021'in ülkemize ve dünyaya önce sağlık, barış, bolluk ve bereket ve refah getirmesini diliyorum. 2020'nin son dijital sohbet toplantısı ve bugün konumuz networking'in hayatımızdaki rolü ve önemi konusuna ayırdık. Networking'in önemini bir kez daha vurgulayalım istedik. Bu günümüzde network ve networking çok önemli. Olmazsa olmazımız, hele hele biz kadın girişimciler için, hem özel ve hem iş hayatımızda tanıklıklarımızın olması, karşılıklı birbirimize karşılıklı herhangi bir konuda fayda sağlamak çok önem kazandı. Bu paralelde bugün network'ü çok kuvvetli 3 değerli konuşmacımız var. Kagider'in kurucu üyesi sevgili Leyla Alaton, Augusto.com'un kurucusu sevgili Özlem ve tarihçi, yazar ve uluslararası profesyonel rehber sevgili Saffet Emre Tonguç. Moderatörlüğünü ben fazla sözü uzatmadan Elif Ergu'ya vermek istiyorum. Sevgili Elif gazeteci, yazar, aynı zamanda Kagider'in 15. yılında çıkardığı İlham Veren Kadınlar belgesel kitabının da yazarı. Sevgili Elif, söz sende. İyi bir sohbet olmasını diliyorum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Bugün ben de burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü Kagider'in de benim de hayatımda özel bir yeri var. Bu arada aşağıda gördüğüm birçok tam aldım. Bence birbirimize ilham verdik. Çok güzel onları da burada görmek. Ben de aslında sözü çok fazla uzatmadan hemen konumuza girmek istiyorum. Siz zaten panelistleri tanıttınız. Zaten kendilerini çok hepimiz yakından tanıyoruz ve takip ediyoruz. O yüzden hiç panelistleri tek tek tanıtmadan hemen sorularımla başlamak istiyorum. Zamanı da iyi değerlendirebilmek için. Ama şunu da öncelikle de söylemek istiyorum. Maalesef 2020 hepimizin hayatında çok zor bir yıldı. Hem dünya hem de Türkiye bir sınavdan geçiyoruz. Ben hep kendimle ilgili anlatırken bu son dönemleri içinden baş çıktıktan geçiyoruz. Farklı öğretiler de özellikle bu pandemi döneminde kendilerini ayakta tutmak, en az hasarla geçirmek için neler yaptıklarını da sormak istiyorum. Ben ilk olarak sözü sevgili Saffet Emre vereceğim. Çünkü aramızdaki kadın girişimciler arasında belki de hepimizin çok yakından takip ettiği ve çok uzun zamandan beri Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına ve turizmine büyük katkıları olmuş biri. Ben kendisini tanımlarken ne yalnızca yazar diyebiliyorum ne rehber diyebiliyorum. Bence çok önemli bir turizm ve kültür elçisi Türkiye'nin. Ve hepimizin hayatında yeni sayfalar açtığına inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Saffet'in açtığı bir yol var. Onun için öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Çünkü networking deyince bence burada ilk akla gelecek isimlerden biriydi. Bunu da başardı. Ama sevgili Saffet, öncelikle hoş geldin. Ben seni biraz geriye götüreceğim. Çünkü bu ağları kurmak mesleğe ilk başladığın dönemden itibaren çok kolay olmasa gerek. Senin, tamam. Sesim geliyor mu? Ben çok net duyuyorum şimdi Elif'ciğim. Tamam, pardon, bir ses gitti geldi bende, pardon. Bugün biraz internetimde sorun var. Umarım hiçbir sorun yaşamadan sonuçlandırırız paneli. Şunu merak ediyorum Saffet'ciğim, sen de evet bir rehber olarak yola çıktın ama öyle bir hale geldi ki bir çığ yarattın. Yani bu böyle sürekli bir kar topu etkisiyle etrafında ağlar oluştu. Neyi gördün de bu yola girdin? Çünkü çok fazla işbirliğiyle hareket ediyorsun. Hem Türkiye'de hem uluslararası kuruluşlarla, hem dünyadan Türkiye'ye gelenler seni buluyorlar, hem Türkiye'deki bir yön organizasyon seninle birlikte taçlanıyor. Bunu başardın. Nasıl başardın? Bize bunu bir anlatabilir misin? Elifciğim, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle yaklaşık 140 tane hoş kadının olduğu bir ortamda tek erkek olmak çok büyük bir şans diye düşünüyorum. O yüzden de sizlere, Kagider'e bir teşekkürüm. Ayrıca çok sevdiğim dostlarım sevgili Leyla'yla ve Özlem'le aynı platformda olmak da benim için çok büyük bir keyif. Ben şimdi takvimi birazcık geriye saracağım. 2004 yılına geri gideceğim. Ben 1987'de Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm bölümünü bitirdim. Ardından siyaset, bilim ve uluslararası
uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldum. Sonra da tarih yüksek lisansı yaptım. Ve ben 87 yılında aslında cep harçlığı için başladım rehberliğe. Fakat bunun bir virüs olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla kendimi 34 yıldır rehberlik yapan biri olarak buldum. Hayatımda birkaç tane dönüm noktası var. Bugün networking çerçevesinde onları paylaşmak istiyorum. İlk dönüm noktası 2004 yılıdır. Ben tabii bu kadar yıldır rehberlik yaptıktan sonra dedim ki ya bunları bir birikime dönüştürmem lazım. Çünkü yazmayı çok seviyorum. Paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü hayatım paylaştıkça güzel olduğuna inanıyorum. Ve Hürriyet'te yazmak istedim. Fakat o zaman sosyal medya dönemi değil. O yüzden de networking bugünkü gibi değil. Çünkü sosyal medyanın hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını, networking'e nasıl katkıda bulunduğunu da daha sonra ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede etrafımdakilere sormaya başladım. Hani Türkçe'de derler ya bir şeyi 40 kere söylersen olur diye. Ben en az 40 kişiye söyledim. Fakat hiçbir şey olmuyor. Hiç kimseden bir tanıdık bulamıyorum. Hatta öyle bir noktaya geldim ki dedim ki benim çevrem ne kadar kötü. Hiçbir şekilde bir şebekeye sahip olamamışım. Bir kişiyi bile bulamadım Hürriyet'te yazacak. Fakat o zaman bu sır kitabı da henüz çıkmamış. Sır kitabı der ya, sen evrene mesaj yolla, evren sana geri dönecektir. Bana geri dönen yok. Kenan Evren bile de geri dönmüyor. O yüzden de ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken bir gün telefonum çaldı Elif. Ve telefonun karşı ucundaki kadın bana dedi ki, ya dedi siz dedi çok garip yerlere gidiyorsunuz dedi. Gerçekten ben insanların Patagonya'nın neresi olduğunu bilmediği dönemde Patagonya turları yapıyordum. Ben sizinle röportaj yapmak istiyorum dedi. İşte o kişi Ayşe Arman'dı. Benim ilk dönüm noktam Ayşe Arman'la tanışmak oldu. Ve hatta çok ilginç, Ayşe Arman'ın yaptığı röportajı 2004 yılındaki sevgili Leyla Alaton'un kardeşi Vedat Alaton bir yerde biriktirmiş. Yıllar sonra o röportajı Leyla bana geri verdi böyle hoş bir anı olarak. Ve ben röportajı yaptım. Dedim ki Ayşe, ya dedim iyi ki sen beni aradın. Ben Hürriyet'te yazmak istiyorum. Çünkü o zamanlar Hürriyet en büyük vitrindi. Hürriyet'te yazmak çok büyük prestijli bir olaydı. Hürriyet her hafta sizi kapağa taşıyordu. Gazetenin köşelerine taşıyordu. Ayşe dedi ki, ya dedim ben dedim Hürriyet'te yazmak istiyorum. Kimseyi bulamadım. Aa dedi, bundan kolay ne var dedi. Bakar mısın Elif? Yani ben kaç kişiyle konuşmuşum? Elif bana diyor ki Ayşe... Doğru ismi bulmuşsun. Aynen öyle. Doğru networking'i yakalamak çok önemli. Ve beni Nehire Özkan'la tanıştırdı. Ama sen... burada şunu da söylemek istiyorum. Sevgili Ayşe'nin de bir katkısı var tabii ki. Onu görmüş. Ayşe de biliyorsun ilham veren insanları gerçekten güzel seçebilen bir arkadaşımız. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim. Kesinlikle ve ben her ortamda, çünkü minnettarlık duygusu çok önemli. Her zaman minnettar kaldığımız insanların adını zikretmemiz lazım. Teşekkür etmeyi bilmek lazım. Seviyorum demeyi bilmek lazım. Ben hatta şunu söylüyorum insanlara. Seviyorum lütfen çok bol kullandığınız bir kelime olsun, cümle olsun. Bir gün sevmezseniz araya bir M koyarsınız diyorum. Yani seviyorum mu, sevmiyorum mu yaparsınız. O yüzden de etrafındaki her insana, bak Leyla da burada. Leyla'cığım sana da sık sık söylemiyor muyum seni seviyorum diye. Özleme söylüyorum. Sevgili dostlarıma sık sık bunu söylüyorum. O çerçevede aa dedi çok kolay dedi. Beni Nehire Özkan'la tanıştırdı. Sen bilirsin Nehire'yi. Nehire evet. Yan yayınların başındaki efsane kadındı. Ve bana şunu söyledi. Dedi ki tabii beni hiç tanımıyor. Ayşe bir tane adamla gelmiş yazmaya meraklı. Aman dedi herhalde kafasından gene biri geldi başımıza yazar olma heveslisi falan. Sakın dedi bizden para isteme dedi. Biz sana dedi 5 kuruş para vermeyiz dedi. Dedim ki yok ben para istemiyorum. Ben sadece Hürriyet'te yazmak istiyorum dedim. Buradan çünkü başka bir hikayeye bağlayacağım olayı. Ondan sonra peki dedi o zaman dedi git Emel Armutçu'yla konuş dedi. Emel'i de tanırsın. Emel de ne zor bir kadın. Emel'e gittim. Ondan sonra Emel şöyle bir baktı. Ne yazacaksın sen dedi. Vallahi dedim Küba'dan yeni geldim Küba yazı. İyi yaz yolla yazıyı dedi. Beni kovaladı. Ben hani e-mailler elimde eve gittim. Hemen bir Küba yazısı yazdım. Emel'e yolladım. Emel'den şöyle bir cevap geldi. Haftaya ne yazıyorsun? Ve benim Hürriyet tecrübem böyle başladı. 16 yıldır her hafta dünyanın farklı bir köşesine yazıyorum. Fakat 2012'de Elif'ciğim her şey değişti. Daha doğrusu sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle her şey değişti. Ve ben dedim ki bu dedim sosyal medya çok önemli bir şey. Bunu iyi kullanmam gerekiyor. Ve o dönemde Ayşe bana şunu söylemişti Ayşe Arman. Bir gün gazeteler bitebilir, basın bitebilir. Bizim kendi kanallarımızı yaratmamız gerekiyor. Gerçekten de biz bugün sosyal medyamızda kendi kanallarımızı yarattık. Ve bugün
Aslında hepimiz neyiz biliyor musun Elif? Kendi gazetesinin genel yayın yönetmeniyiz. Dolayısıyla benim Instagram'da şu anda yaklaşık 670 bin kişim var. Ben 670 bin kişiye her gün yayın yapıyorum. Ve influencer ne demek? O kişileri etkileyen demek. Dolayısıyla en azından beni takip eden kişiler üzerinde bir etkim söz konusu. Ve başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Elif'ciğim, Hürriyet'te yazıyorum. Tamam, 16 yıldır köşem var. Hürriyet'te sonuçta 30 sayfa var. 30 sayfada şöyle bir köşenin görülme ihtimali o kadar az ki. Oysa ben 670 bin kişiye şu ekrandan ulaşıyorum. Yani direkt ulaşıyorum ve bunu... Bir şey sorabilir miyim tabii sana? Tam konu açılmışken aslında ortak noktamız belki bu konular. Çünkü söz uçar yazı kalır dedik. Yazarak anlatmanın yolunu seçtik. Ama şimdi bakıyorum, sen de çok daha fazla videolar paylaşıyorsun. İnsanların, evet, gittiğin yerleri, gittiğin toplantıları, hatta o sırada yediğin, içtiğin veya tanıştığın insanları da gösteriyorsun, anlatıyorsun. Şu var mı? Gittikçe de bu, özellikle 2010'dan sonra, hatta bence şimdi daha da fazla oldu. İnsanlar izleyerek öğrenmeyi tercih ediyorlar. Bunu sen de düşünüyor musun? Kesin. Böyle de bir... Düşünüyorum. İnsanlar çünkü artık kolaya kaçıyor. Bir de şunu gördüm Elif. Artık insanlar hap bilgi istiyor. Yani bugün mesela Ertuğrul Özkök'ün de köşesinde çok fazla sayıda küçük köşe olmasının sebebi bu. Hiç kimse uzun yazı okumak istemiyor. O yüzden de herkes kısa bilgi peşinde ve next in line, next in line o şekilde gidiyor. Şimdi ben size networking ile ilgili çok güzel bir sır vereceğim. Öncelikle cep telefonlarımızı açalım. Herkes Instagram hesabına bir girsin. Instagram'ımızı şöyle açalım. Şu şekilde. Ve ardından şu göz var ya, yani şey, araştırma gözü. Oraya girelim. O büyüteçin olduğu yere. Şimdi ben size 3 tane isim söyleyeceğim. Lütfen öncelikle Nusret'e bakın. Nusret'e bir bakın. Nusret Türkiye'de en fazla takipçisi olan kişi bildiğim kadarıyla. 31,5 milyon kişisi var. Ben de 31,5 milyon diye şurada çıktım. Şimdi aşağıda profilde kaç kişinin Nusret'i takip ettiğini görebiliyorsun. Mesela Güzin, sen görebiliyor musun? Senin değer verdiğin, senin takip ettiğin insanlardan kaç kişi Nusret'i takip ediyor? Güzin bana bir söyler mi? Benim 70. 70 kişi. Peki sen kaç kişiyi takip ediyorsun öncelikle? Ben 1700-1800 kişiyi 1800. Takip ediyorum. Takipçim de 1600 falan. Tamam, çok güzel. Şimdi senin takip ettiğin o 1700 kişi, sevsen de sevmesen de ne yaptığını merak eden kişiler değil mi? Evet. Siz bana aynısını yapın. İkinci olarak ve bunları çete yazmanızı isteyeceğim. 3 tane isim vereceğim size. Şimdi bu arada hemen bir şey söyleyebilir miyim Saffet? Ama senin ise... Dur, onu gelme. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bambaşka bir noktaya geleceğiz. 30,5 milyon. Şimdi Acun Ilıcalı'ya bir girelim. Acun Ilıcalı'ya lütfen herkes girsin. Leyla'cığım. Leyla, sen göremeyebilirsin. Yüksek takipçilere vermiyor. Acun Ilıcalı'yı 13,2 milyon kişi takip ediyor. Acun'u kaç kişi takip ediyor? Ben de 119. 119 kişi. Son bir isim daha söyleyeceğim. Hadise. Şarkıcı Hadise'yi hepiniz tanıyorsunuz. Bu kadının kaç takipçisi varmış? Bakalım. 12,3 milyon takipçisi var. Hadise'yi kaç kişi takip ediyor? 43 kişi. 43 kişi. Tamam. Şimdi sizden chat ekranlarınıza bu 3 kişiyi kaç kişi tarafından takip edildiğini yazar mısınız? Yani Nusret'in, Acun Ilıcalı'nın ve Hadise'nin sizin değer verdiğiniz, takip etmeye uygun bulduğunuz kaç kişi tarafından takip edildiğini yazın lütfen chat ekranlarına. Bakın çok enteresan bir şey göstereceğim networking and connection açısından. Güzin'cim, o sırada sen de bana şeyi söyler misin? Senin o 1700 kişinden kaç kişi beni takip ediyor? Söylüyorum hemen. 332 kişi. 332 kişi. Oysa Nusret benim yaklaşık 50 katım. Demek ki evet. Nusret'in takip edilen kişi sayısı 15 bin kişi olması gerekiyordu. Senin takipçin, gerçi takip ettiğin kişi 15 bin kişi değil. Ama böyle bir hesapla gidersek, çünkü Türkiye'deki en büyük problem ne biliyor musunuz? Herkes nitelik peşinde değil, nicelik peşinde. 30 milyon takipçisi var. 20 milyon takipçisi var. Oysa bunu lütfen çok takipçili hesaplara bakın ve görün. Şimdi Augusto'ya bakalım.
ya da Özlem Güsar'a bakalım. Augusto'nun kaç kişi tarafından takip edildiğini söyle bana. Şimdi bu arada chat'in eğer ekran görüntülerini de kaydedersek tek tek tüm rakamlara bakmak istiyorum ben de. Özlemik Augusto'yu kaç kişi takip ediyor? 152 kişi. 152 kişi. Acun'un, Hadise'nin, ondan sonra Nusret'in kaç katı olduğunu görüyorsun. Peki Özlem'in ya da Augusto'nun takipçi sayısı kaç? 96 bin Augusto'nun. Evet. Tamam. Özlem'inkine bakamadım şimdi. Evet. Şimdi 31,5 milyonu 96 bine bölerseniz Özlem kaçta kaçı oluyor Nusret'in ve Özlem'in etkisi Nusret'e göre kaç kat fazla? Şimdi bir de şeye bakalım, Leyla Alaton'a. Leyla Alaton benim en sevdiğim hesaplardan bir tanesi. Leyla Alaton kaç çıktı? Tabii bu sırada sizden de bekleyeceğim onları. Yani Leyla'nın, benim ve Augusto'nun sizin takip ettiğiniz kaç kişi tarafından takip edildiğini de isteyeceğim. Ve maalesef çok... Evet, Leyla'nın da 226 kişi takip ediyor. Tamam, benim. Leyla 226 kişi takip ediyor. Oysa şeyin, Nusret'in 31,5 milyonu vardı. Nusret kaç kişi çıkmıştı? Nusret 117 falan galiba. Evet. Ve bana göre gerçek networking budur. Gerçek şebeke budur. Ne kadar çok insan tarafından, önemli insan tarafından, alım gücü olan, belli bir noktada olan insan tarafından takip edilmektir önemli olan. Dolayısıyla Elifçim, benim yolculuğum Hürriyet'le beraber başladı. Fakat 2012'den itibaren kendi medyamı yaratmış oldum aslında, sosyal medyayı kullanarak. Ben daha sonra sözü şimdi başkalarına verelim. Ben böyle domine eden adam rolünde olmak istemiyorum. Diğer katılımcıları dinleyelim. Sonra da iş hayatımda bu yüzden fazla çok önemli ismi gezdim. Bill Gates'in oğlu da var. Ondan sonra Bill Gates'in ortağı Paul Allen da var. Dünyanın en zenginler listesinden 15 kişi gezdirdim. Robert Redford, Michael Douglas, ondan sonra Madeleine Albright, Oprah Winfrey, Mehmet Öz, Martha Stewart, Calvin Klein, Michael Kors, gezdirdiğim isimlerden bazıları. Onun network'ünü nasıl yarattım, onu da anlatacağım. Son bir şey söyleyeceğim. Ben bugüne kadar 22 tane kitap yazdım. Bana söyledikleri şuydu: ne yazdığın önemli değil, kimi tanıdığın önemli, doğru yayın evine ulaşman önemli ve onların seni pazarlaması önemli. Maalesef bunu da görmüş bir insanım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Saffet. Bence çok öğreticiydi. Çünkü yeni dünyanın aslında hani bu network açısından nereden döndü ve sosyal medyanın hayatımızdaki önemini de çok güzel altını çizdin. Hepimiz için çok bence ufuk açıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ve buradan sevgili Leyla Alaton'a geçmek istiyorum. Leyla, öyle bir şey var ki, evet, sizi yalnızca iş dünyası değil, birçok genç kadınlar da, genç girişimciler de rol model olarak alıyorlar. Ve özellikle yaptığınız tüm konuşmalarda, hep ben de bir gazeteci olarak uzun zamandan beri takip ettiğim için sizi bunu rahatlıkla söyleyebilirim, altı çizilecek birçok cümle buluyorum. Ama öyle bir şey vardır ki, hani iş dünyası, biraz önce aslında Saffet biraz değindi, belki de kendi kabuğunun içinde, yani birbiriyle iletişimde, birbirine yaptığını daha çok merak ederken, siz o kalıbın çok dışında bir iş insanısınız. Ben sizin sırrınızın biraz burada olduğunu düşünüyorum. Bu fikrime katılıyor musunuz? İlk önce onu merak ediyorum. Bir de iş dünyası, evet, yalnızca yaptığı işle değil, bir taraftan da o sosyal hayatına verdiği mesajlarla da bence kendi o ağını, çevresini yaratıyor. Siz bunu yaratırken neye özen gösterdiniz ve bu ağı nasıl yaratabildiniz, onu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Günaydın sevgili dostlar ve biricik böceğimiz Saffet, ki her zaman bir şeyler öğretir, yine öğretti. Onun için kendisine bayılıyorum. Her konuşmamda, her beraberliğimde bir şeyler öğretti. Ben hayatımda birinciliği öğrenmeye koydum. Babam da öğrenme hastasıydı. Çok çok okurdu ve çok dinlerdi ve çok farklı çevrelerden insanları dinlerdi. Zannediyorum genetik veyahut da davranışsal, kendisinden gördüm bunu. Hakikaten hep yeni bir şeyler öğretenlerin yanında olmayı tercih ettim. Kendini tekrar eden, yakınan, geçmişte kalanların uzağında durdum. Bunu belki bilinçli yapmadım, artık bilinçli yapıyorum. Bu bilince gelmek de zaman aldı elbette.
Ve çünkü bugünkü dünyada çok daha azaldı zamanımız. Çok daha fazla distraction, yani bizi meşgul eden o kadar çok şey oldu ki artık daha cimriyiz birilerine zaman ayırmakta. Sosyal medya yeni bir dil, yeni bir lisan ve eğer tebrik edilmesi gereken insanlar varsa o da biziz diye düşünüyorum. Bizim jenerasyonumuzdur tebrik edilmesi gereken. Biz Çince'yi öğrendik, biz aslında Japonca'yı öğrendik. Gençler değil, gençler buna doğdular zaten. Biziz tebrik edilmesi gereken. Ben arkadaşlarımla, Ruken Mızraklı'yla, Yaprak Yapsan'la beraber olduğumda ne yapmalıyız daha, nereye geçmeliyiz, nedir gelecek, TikTok mu, nedir diye konuşuyoruz. Burada ne yazık ki Kagider üyelerinde eksikliğini gördüğüm, yapıcı eleştiri olarak söylemek istediğim şey, LinkedIn'in ne kadar boş verildiği, daha doğrusu görmezden gelinliğidir. Biz iş dünyasındaysak, iş hayatındaysak LinkedIn'de olmalıyız. Öğrenilen yer orası, malımızı satabileceğimiz yer orası, kendi verdiğimiz servisleri anlatabileceğimiz yer orasıdır. Instagram falan değildir. Elbette Saffet'in olması gereken yer Instagram'dır, doğru bir yerdir. Ama bizler bir mal, bir servis, bir danışmanlık vesaire veriyorsak LinkedIn'i göz ardı edemeyiz. Herkes bugün dijital bir lider. Dijital liderler kendilerine göre networklerini seçerler ve orada ilerlerler. Ben hiçbir zaman Facebook'a girmedim. Facebook zamanı sosyal medyaya girmemekte inat ediyordum. Kendimi Instagram'da buldum. Orada canım ne istiyorsa onu koymaya başladım. Sahiciyim, Elif'in sorusuna cevap. Hiçbir zaman kendimi kısıtlamalar içinde hapsetmedim. Yani iş kadını böyle olur, bilmem ne böyle olur, ben böyle olmalıyım diye kendimi kalıplara koymadığım için bugün pek fazla yapmadığım dahi o free and happy hareketi, yani Boğaz'da yürüyorum, çok mutluyum, elimi kaldırıyorum, işte güzel Boğaz diyorum. Ne bileyim ben şimdi bugün arkadaşlarla, gençlerle bir araya gelsem free and happy hareketi yapmak istiyorlar. Yani nasıl insanlar güzel bir düşünceyi, hareketi benimsiyorlar, besliyorlar ve onu kucaklıyorlar. Onun için hesap kitap olmadan günlük mooduma göre ama her zaman pozitif. Çünkü negatifliğin sadece negatiflik çağırdığını, pesimizmin hiç yanında değilim zaten. Yapım da öyle değil. O matrak belki bazen birazcık fazla açık. Bana yakıştırılmıyor biliyorsunuz. Ben çok ciddi olmalıyım. Ama bence hayatın bir parçası seks. O da olabilir. Instagram'da o tip şeyler de olabilir. Nedir onun adı? Matrak şeyler, küçük klipler, videolar. Bir kere şaşırtmayı seviyorum. Kendimi de şaşırtmayı seviyorum. Takipçilerimi de şaşırtmayı seviyorum ama önce kendimi şaşırtmayı seviyorum. Eğer beni şaşırtıyorsa bir şey, beni etkiliyorsa, beni besliyorsa, yeni bir şey öğreniyorsam, kitaplar. O kitapların her birini okuduğumu mu zannediyorsunuz? Kim okuyabilir o kadar kitabı? Ama bana yollanıyorsa ben onu sergiliyorum. Hiç ayırt etmiyorum. Alsam da yollansa da bana. Ama bir de üstüne çok da faydasını görsem zaten onu daha da çok gösteriyorum. Mesela Acar Baltaş'ın en son kitabı Hayatın Hakkını Vermek. Onu okumamız lazım yani. Hayatın hakkı nasıl verilir? Orada yazıyor işte. Bu da onun bir parçası. Şu anda biz hayatın hakkını veriyoruz. Hiçbir zaman Zoom'a girmiyordum. Kagider benim için çok özel, emek verdiğim bir topluluk. Kuruluşunda olduğum bir topluluk. Ve her zaman daha ileriye gitmesini arzu ettiğim bir topluluk. Çünkü bir kadın network'i, kadınları güçlendiren bir network. 10 sene evvel söyledim, adını bile hatırlamadığım bir Kagider üyesine. Kadın ürünlerini satan bir website kurun diye. Kadın ürünlerini satan, kadından almalı, memleket kazanmalı. Bugün Demet Sabancı bir start, neydi? Shop Start Women diye bir şey kurdu.
Düşünebiliyor. Bugünmüş zamanı. Ben 10 sene evvel erken öten horoz babam usulü. Önceden söylemişim. Yani bu network çok değerli, çok önemli. Saffet'in söylediği ne kadar büyük bir farkındalık getirecek. 2 milyon takipçi. Oğullarım bana diyor ki ama onun 2 milyon takipçisi var. Quality versus quantity. Bütün olay budur. Lütfen bu dijital networking'e önem verin. LinkedIn'den korkmayın. Ben LinkedIn'in pazarlamacısı falan hiç değilim. Ama orayı iş dünyası için çok değerli, önemli buluyorum. Her şeye rağmen Instagram çok zevkli, çok hoş ama sabun köpüğü. Ama mesela Zimbabwe'ye gideceksem hemen Saffet ve Serda'ya girerim. Onların Zimbabwe ile ilgili şeylerini okurum. Evet, çünkü onlar bunu çok akıllıca, profesyonelce, güzel store ediyorlar bu bilgileri. Onun için bugün değil, ileriyi de düşünerek adımlar atmalıyız. Ve birazcık daha 5 adım ötesini Queen's Gambit usulü satranç gibi nereye gidiyor, ne olacak, bugün koyduklarım benim nasıl işime yarayacak diye düşünmemiz lazım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lahanalarımı da lütfen like edin lahanalarımı. Lahanalarımı beğendiniz mi lahanalarımı? Sizin için bu sabah aldım lahanalarımı. Sormak istiyorum size ek olarak. Sesim geliyor herhalde değil mi? Leyla Hanım, biraz önce öngörünü davrandım 10 yıl önce. Dünyada bir kadın düşünüyorsunuz. Çünkü baktığımızda şu anda dünyada 22 ülkeyi kadınlar yönetiyor ve o 22 ülkeye bakıyorsunuz pandemiden daha az hasarla geçiyorlar. Kadınların yönettiği ülkelerde bir fark yaratılıyor. Bu konudaki düşüncenizi de merak ettim. Kadınlar daha kararlı ve daha cesur. Sesimde mi sorun oldu? Kadınlar fikrimce daha kararlı, daha kararlı ve daha cesur. Yani kadınlar herkes tarafından ille de beğenilmek, tasvip edilmek, alkışlanmak derdinde değiller. Bence kadınlar verdikleri kararlarda düşünüp, taşınıp, kararlı davranıp o karara stick ediyorlar. Yani o kararda duruyorlar ve o kararın sonuçlarını bekleyebiliyorlar. Diğerleri onu da memnun edeyim, bunu da memnun edeyim, şunu da memnun edeyim, orası da olsun, burası da olsun, bir orta yol bulalım, yok. Kararlılık cesaret ister. Kararlılık cesaret ister. Lider cesur olacak. Herkese kendini beğendirmek zorunda değil bir lider. Ama saygı duyulmak zorunda. Liderlerin ille de çok sevilmek zorunda değiller ama saygı duyulmak zorundalar. Yaptıklarının arkasındaysalar, hedefi doğru gösteriyorlarsa, eğer bunun sonucunda buraya varacağız arkadaşlar ve biz burada iyi olacağızza eğer ikna edebilirlerse, bir lider ikna edebilirse bunun önünde hiçbir şey durmaz diye düşünüyorum. Ama kadınları daha kararlı ve daha buluyorum, daha cesur buluyorum. Zannediyorum bunun büyük bir etkisi var. Yani bir dahaki seçimi de öbürünü de kazanayım değil. Ben bunu yapıyorum, iyisini yapayım bu sefer. Mesela yönetim kurullarında kadın. İlle de her yönetim kurulunda olmak zorunda değil ki. Bir yönetim kurulunda olur, tam olur. Veya bir CEO, tam olur. Bütün sonuçları getir. Önümüzdeki 10 sene orada kalmak zorunda değil ki. Oradan başka yere zıplar. Anlatabiliyor muyum? Yani kararlılıkla sonuç alabilen bir lider, bu bir şirkette olur, her yerde olabilir, bir sivil toplum kuruluşunda olur. Doğru hareket ederse çok daha büyük kapılar açılacaktır diye düşünüyorum. Yani kararlı olmaktan, cesur olmaktan korkmamak lazım. Eğer hedef inanılır ve doğru bir hedefse. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz tüm bilgiler için çok sağ olun.
Sevgili Özlem Güzel, Özlem'i de hepiniz tanıyorsunuz. Özlem de benim hem yakın arkadaşım ve birçok etkinliğine çok severek koşarak gittiğim biri. Özlem'in yarattığı ağ da çok değerli. Çünkü biraz önce Saffet'in de Leyla Hanım'ın da altını çizdiği o nitelikli, gerçekten tüm organizasyonlarda onun tüm detaylarını bilip ona bir şeyler katabilecek, kendini geliştirmeye açık ve her daim ilham verecek niteliklerdeki insanları bir araya getirip onlardan yine farklı projeler çıkarmayı başarabilen bir örnek Özlem Güzel'da. Öncelikle Özlemciğim, senin yolculuğunda tabii ki birçok markalarla işbirliği var ama benim gördüğüm en önemli şeylerden biri, ben de çok yıllardır iş dünyasında takip ettiğim için, bir kere bu alanda güvenilir olmak çok kolay bir şey değil. Biraz önce Saffet'in söylediği gibi o milyonların, binlerce kişinin takip ettiği influencerlar var. Fakat tırnak içinde söylüyorum, itibarlı ve güvenilir olmak bambaşka bir boyut. Sen onu başarmış bir kadınsın. Öncelikle bunun yolu nereden geçti? Buna nasıl, ne kadar emek verdin? Nelere, nasıl bir iş planıyla hareket ettin? Onları bizle paylaşırsan çok sevinirim. Merhaba herkese. Elif'ciğim çok çok teşekkürler. Umarım en kısa zamanda bu ekip artık dijital ortamlarda değil de el ele, göz göze, diz dize buluşmaya başlar diye başlamak istiyorum sözlerimi. Açıkçası sevgili Saffet'i ve sevgili Leyla Hanım'ı dinledikten sonra çok sevdiğim Emine Hanım ve Kagide ekibi bu konuşmamın sonunda benim doğru kişi olup olmadığımı sorgulayacak mı diye merak ediyorum. Çünkü benim hiçbir zaman bu anlamda bir yol haritam olmadı. Hiçbir zaman işte çok iyi şirketlerde çalıştığım halde onların alümnilerinde veya okulların mezunlar derneğinde olmadım. Kartvizit dağıtan veya LinkedIn'de istek gönderen insanlardan biri olmadım. Sanırım bu bir yol değildi ama şu anda dönüp baktığımda bir yol gibi anlatmam gerekirse biraz daha farklıydı benim yolum. Ben her zaman kendimi bildiğimden beri iki şey çok önemliydi hayatımda. Birincisi öğrenmeye çok aşık bir insanım. Annem şey derdi, bizim çocukluğumuzda en azından birinde eski gazete kağıtlarından kese kağıdı yapılırdı. Annem şey derdi, benim kızım kese kağıtlarını bile okur derdi. Gerçekten okumayı çok severim. İkincisi de hayatımda her zaman kendimin en mutsuz olduğu dönemlerde bile başkalarını mutlu etmekten mutlu olan bir insan oldum ben. Başkalarını iyi olmalarını hissetmekten mutlu olan bir insan oldum. Açıkçası şunu da söylemem lazım. 15 sene önce bir gün bir olaydan dolayı bir farkına vardım ki bu başkalarını mutlu etme işini sadece beni sevsinler diye yapıyormuşum. Ne yazık ki kadınlar olarak Leyla Hanım'dan bir çet farklı düşünüyorum şu anda. Biz yeterince kendimizi seven bir cins değiliz, varlıklar değiliz ve birçok şeyi de başkaları bizi sevsin ve onaylasın diye yapıyoruz. 15 sene önce bunun farkına vardığımda bir bütün gün ağladım. Aklıma gelen her türlü insanlara yaptığım güzel şeyleri aslında beni sevsinler diye yaptıklarını fark ettim. Ve o gün bir karar verdim. Bir daha asla ve asla birisi beni sevsin diye bir şey yapmayacağım dedim. Ne yaparsam kendim için, kendimi sevmem lazım dedim ve yoluma böyle çıktım aslında. Çünkü kendinizi sevdiğiniz zaman yaptığınız her şey o kadar dolu oluyor ki hep şunu düşünüyorum, yani biz kadınlar kendimizi sevmediğimiz müddetçe peri padişahının oğlu önümüzde diz çökse gene olmuyor, gene olmuyor diye düşünüyorum ben. Şimdi baktığımızda dediğin gibi güvenilir olmak benim için hayatta en önemli şeylerden biridir. Eski bir boş reklamı vardı işte, güvenilirimi kaybetmektense para kaybetmeyi şey yaparım, tercih ederim diye. Ben de hep öyle davrandım. Yani para kazanmaktansa güvenilir olmayı tercih ettim. Birlikte çalıştığım markalarda ve şirketlerde de. Çünkü hiçbir zaman şu olmuyor. İnsanlar, Özlem A şirketinde çok akıllıydı, B şirketine girince saçmaladı demiyorlar. Özlem saçmaladı diyorlar. Burada önemli bir şey var. Diğer taraftan birçoklarınız tanıyordur diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin stratejik iletişim danışmanlığı ve kriz yönetimi, itibar yönetimi konularında Türkiye'nin bence en iyi ismi de Salim Kadı Beşegil. Benim de çok iyi arkadaşım, mentorum ve yol göstericimdir. Onun söylediği bir şey var.
hayatta bir iz bırakan insanlar vardı, bir iz bırakan insanlar vardı. Ben hep o iz bırakan insanlardan uzak durmaya çalıştım hayatım boyunca. Hani aynı cümlede geçip adım geçmesin diye, aynı projede anılmasın o insanlarla adım diye. Kabul etmediğim proje ve hani cebime girmişken teşekkür ederim, hayır dediğim bütçeler oldu. Çünkü şu anda Saffet'in sözüne farklı bir yerden aynı şeye geleceğim. Milyonlarca takipçiniz var ama o insanların yanında olmak, çünkü çok yapılan bir hata. Networking olduğu kadar bence tersine networking de var. Sizi aşağı çeken, yanlış insanların yanında olduğunuzda sizi aşağı çeken insan var. Özellikle gençler şu anda işte ürün satmak için, diğerlere davet edilmek için bunu çok yapıyorlar. Doğru olmayan, aslında uzun vadede onları aşağı çekecek insanlarla birlikte oluyorlar. Ben bunu yapmamaya çok önem gösterdim. Bir de hep şuna inanırım, lütfen buradaki sözüm yanlış anlaşılmasın, mecazi olarak kullanıyorum. Hep şöyle düşünüyorum, sizin etrafınız, lütfen tekrar söylüyorum, bu yanlış anlaşılmasın, çöpçülerle dolu olursa siz bir kraliçe olamazsınız. Etrafınız ancak krallarla ve kraliçelerle dolu olursa siz de yücelirsiniz, yükselirsiniz. Hani beni tanıyan bütün arkadaşlarım bilir ki arkadaşlarımı yüceltmek için daha iyi işler başarmalarını, daha mutlu olmalarını, daha çok kazanmalarını sağlamak için her zaman için elimden geleni yaparım. Yani bir proje görürüm, bak bu teknoloji sana uyuyor derim. Ya da bir kıyafet görürüm, bu sana yakışacak derim. Bir arkadaşıma bir proje için birine öneririm, bir markaya. Markadan gelen geri dönüşe göre, bak onlar seni böyle görmüyor, bu bir eksik var derim. Ya da otur onlar için proje yazarım. Yani proje yazmak benim keyfim olduğu için çok keyifle yaparım. Şuna çok inanıyorum. Eğer networking ile ilgili bir naçizane öneri vermem gerekiyorsa, insanlar kendilerini iyi hissettiren insanların yanında olmak istiyorlar. Sevgili Saffet'in, sevgili Leyla Alaton'un bence başarılarının en büyük sebebi, sebeplerinden biri diyeyim en azından. Sebeplerinden bir tanesi o. Yani insanlar beğenilerini göstermekte, başkalarını tebrik etmekte, başkalarının kendileriyle gurur duymasını sağlamakta çok cimriler. Hani ben belki Saffet kadar seni çok seviyorum demiyorum ama her zaman için bir yazısını beğendiğimde mutlaka mesaj atarım. Ya da bir şeyi gördüğümde yani onunla ilgiliyse öneririm. Sadece bütün işimi bırakırım, bir arkadaşım tiramisu seviyor diye yaparım ya da yaptırırım. Yani bu networkingle ilgili, evet dijitalle ilgili zaten Saffet de Leyla Hanım da çok güzel şeyler anlattı. Onları tekrar etmek istemiyorum ama önümüzdeki dönemde en önemli şeyin samimiyet olduğunu, samimiyetin de başkalarının sadece kendimizi değil, bütünü ve herkesi düşünmekten geldiğine inanıyorum. Bilemiyorum, networking ile ilgili bir fikir verdim ama benim yolum buydu en azından. Çok teşekkürler sevgili Özlem. Bence çok değerli. Çünkü bir taraftan baktığımızda işte o gerçekten itibarlı, güvenilir olmak, eğer samimiyet olmazsa zaten bir taraftan patlıyor. Onun aslında tabanının olmadığı çok rahat bir şekilde görülebiliniyor. O açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim o 10 dakikamız kaldı. Çok biliyorsunuz bir saatimiz var. O yüzden böyle çok hızlıca bir tur daha atmak istiyorum. Sevgili Saffet'e soracağım. Çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 geride kalıyor. Evet, böyle hep ben bu dönemlerde konuşurken şunu söylüyorum. Umarım 2020 kadar kötü bir 2021 olmayacak. Umutlarımızı hep böyle yeşertelim ve iyi şeyler olsun. Onun için son sözü de aslında bu pandemiden sonrası için bu anlamda bazı şeyleri daha iyi bir şekilde gördük. Toplumsal fayda yaratmanın, dayanışmanın, birbirimizin yakında olmanın, dostlukların, değer vermenin, değer verdiğimiz insanlarla birlikte olabilmenin gücünü daha iyi anladık. Bu pandemiyle bir arada bu soruyu o yüzden sormak istiyorum sevgili Saffet. Bu 2020 bize evet bu kadar
kapılar açtın hatta hayatımızda. Çok teşekkür ederim. 2021'e doğru giderken sen yapabiliyor musun durumunu anlatırsan çok sevinirim. Elif'ciğim bir kısaca özetler misin? Bir ses gitti geldi. Yanlış soruya cevap vermeyeyim. 2020 çok zor bir dönem oldu dedin. Sonrasındaki... Aynen. 2021 ile ilgili planlarını yaparken bu 2020'de yaşadığımız kötü deneyimlerin öğretiler de olduğunu düşünüyorum ben. Hepimiz bir sınavdan geçtik. Seni nasıl etkiledi? 2021'ine nasıl yansıyacak bu 2020'de yaşadıklarımız? Beni olumlu anlamda etkiledi. Şöyle ki ben o kadar yoğun bir tempoda yaşayan bir insandım ki Allah'ım nasıl yavaşlayacağım diye düşünüyordum. Çünkü yavaşlayınca da çarkın dışına çıkıyorsun. Zaten o çarkın içine girmek için yıllarımı vermişim. O yüzden de dünyayla beraber yavaşlamak benim de çok hoşuma gitti. Ama ben pek boş oturan bir adam olmadığım için bu dönemde pandemide 10 tane kitap yazdım. Dolayısıyla kitap sayım 22'ye çıktı. Ve 4 tanesi İngilizce bunların Elif'ciğim. 1 tanesi Almanca. 5 tanesi de Türkçe. Hatta burada çok kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. Sevgili Leyla'nın da bana çok katkısı oldu. Bu dönemi nasıl olumlu değerlendirebiliriz? Turizm çalışanlarına nasıl destek olabiliriz? Çünkü 34 yıldır turizm işiyle uğraşıyorum ben. Ve bu çerçevede Butik Oteller kitabını yazdım. Ve kitap şöyle bakın 3 tane farklı kapak gösteriyorum. Çünkü bu kitabı bir dünya rekoru kırarak 80 farklı kapakla bastık. Çünkü otellere dedim ki bakın zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ben size destek olacağım. Basında da destek olacağım. Sosyal medyada da. Böyle bir kitap çıkartacağım ama sizden para istemiyorum. Bu kitaba reklam almayacağım. Bu kitaba sponsor almayacağım. Ama siz de 250 tane kitabı kendi kapağınızla yaptırıp yayın eviyle anlaşın. Odalara koyun. Böylelikle inanılmaz bir networking'in içine sokacağım sizi. Çünkü bunlar 80 tane Türkiye'nin en iyi oteli ve her otel odasında olacaksın. Dolayısıyla Fethiye'deki Perdue'ye giden Cunda Despot evini görecek o kitapta. Ya da Kapadokya'daki Excedra'yı gören Bebek Oteli görecek. Bütün bu en iyi otelleri çok güzel bir şemsiye altında toplamış oldum. Ve sıkı durun 20 tane yeni otel daha geliyor. Dolayısıyla şemsiyeyi yani bu özel kulübü 100 kişiye 100 ayrı otele ulaştırmak durumunda kaldık. Ben dolayısıyla turlar yapamadığım için bu şekilde değerlendirdim. Çünkü daha önce sırf sosyal medyayı kullanarak turlarımı satıyordum. Ve her sene Noel pazarları turu vardı ki burada sevgili Gülşah Gürkan, Gülşah'ın sahibi, o da Noel turlarıma gelen isimlerden biriydi. Sadece geçen sene bir turumda özel gemi kiralıyordum. 180 kişi vardı ve çok ilginç bir şey söyleyeyim networking açısından. Ben bu turları 6 ay öncesinden Mart'ta satıyordum 180 kişiyi. Sadece 6 tane Instagram postuyla satıyordum. O yüzden Leyla'ya çok katılıyorum. Sizin sektörünüzde LinkedIn çok önemli. Benim sektörümde ise Instagram çok önemli. Ve şu anda bunlar olmasaydı Noel pazarları turunda olacaktım. Ama kader kısmet. Ben akışa bırakmayı çok seviyorum hayatı. Dolayısıyla eğer bu da yaşanılacaksa yaşam çerçevesinde bunları da yaşayacağız. Ama güzel günler gelecek. İnşallah güzel Noel turları yapacağız. Boğaz turları yapacağız. Hatta şöyle bir şey de yapıyoruz. Benim sevgili ortağım Serdar Büyükkoyuncu bu akşam Noel turları yapamadığımız için bir online seminerde Noel pazarlarını anlatacak. Sevgili Emine Hanım da katılacak bildiğim kadarıyla. Emine Hanım sizden bir ricam var. Ben size linkini yollasam burada çok değerli 200 kişi var şu anda. Katılmak isteyen herkesi davet edelim. En azından Noel pazarlarına gidemesek de sizi görsel olarak muhteşem bir şölene yolculuk olacağız. Çünkü YouTube kanalımda çok güzel videolar paylaşmıştık. Böyle karlar yağıyor. Noel içinde bütün o Avrupa şehirleri, Noel pazarlarında dolaşıyoruz. Noel pazarları atmosferinizi yaşamak isterseniz eminim ki bir WhatsApp grubunuz var. Ya da bana DM'den yazın. Saffet Emre Tonguç'tan DM'den yazın. Ben size yollayayım ve sizi en azından orada ağırlayalım. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Sosyal medyanın gücü açısından. Ben aslında bu dönemde bir kermes yapacaktım. Bana gelen influencer olunca bir sürü hediye geliyor. Hediyeleri kermeste satıp 5 tane vakfa bağışlayacaktım. Fakat bunu yapamadım. Elimde 300 tane hediye patladı. Dedim ki bunu okuyucularımla, okurlarımla, takipçilerimle paylaşacağım. Lütfen son 2 postuma göz atın. Hatta sevgili Aylin de dedi ben de çok güzel hediyeler gördüm. Dedim ki arkadaşlarınızdan birini etiketleyin.
Ben size bu 300 hediyeyi dağıtacağım. Çok ilginç. Oradaki şartlarımdan biri de ortaklarımdan Serdar Büyükkoyuncu'yu ve bu Butik Oteller Türkiye kitabını etiketlemeleriydi. Çünkü amacım aynı zamanda bu Butik Oteller Türkiye hesabının takipçi sayısını arttırmaktı. Sıkı durun. Söylüyorum size. Cumartesi günü paylaşımdan önce Butik Otellerin takipçi sayısı 58 bindi. Şu anda 80 bin kişi olduk. Yani 22 bin kişi geldi 300 tane hediyeye ve şöyle bir şey daha yaşadık gene networking çerçevesinde. Vallahi bitiriyorum Elif'ciğim, böyle bütün konuşmayı ben yapıyor gibi oldum, utanıyorum. Harika bir şeyler veriyorsun. İlginç bir şey daha anlatacağım. Bunu ben yapınca markalardan bana mesajlar geldi. Lütfen bu kampanyayı tekrarlayın, biz de size ürün yollayalım. Ben de dün akşamki postumda onu yazdım. Dedim ki tekrar size hediye vermek istiyorum. Şirketlere de dedim ki en az 10 tane hediye yollayın, sizi de etiketleyeyim. Ve şu anda size, yani bence en güzel tarafı ne biliyor musunuz sosyal medyanın? Şu postumla ilgili, bakın şöyle tutayım. İstatistikleri göstereceğim çünkü her şeyi görebiliyorsunuz. Şu an itibariyle dün gece 11'den beri, bilmiyorum ne kadar yakın, 11'den beri 404 bin kişi bakmış, 31 bin kişi beğenmiş, 565 yorum gelmiş, 2 bin kişi arkadaşına yollamış. Ve şu anda bir sürü firmadan hediye yağıyor. Onları da bir dahaki sefere dağıtacağız. Buradan getirmek istediğim sonuç, hayat paylaştıkça güzeldir. Dolayısıyla networklerimizi paylaşmak da en güzelidir diyorum. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Sevgili Saffet, verdiğin bilgiler ders niteliğinde bence. Not alarak ve hatta kaydederek dinledim. Çok sağ ol verdiğin tüm bilgiler için. Gerçekten ufuk açıcıydı. Çok teşekkür ederim. Bence bu dönemi en verimli geçiren insanlardan birisin. Çok teşekkür ederim Elif'ciğim. Sevgili Leyla Alaton, ben sizin bütün bu söylediklerinizde birçok girişimciye ilham olduğunuzu düşünüyorum. Bence yaptığınız en önemli şeylerden biri. Biraz önce de buradaki bence katılımcıların hepsi, eğer adresleri yoksa LinkedIn'de, mutlaka onu açacaklar ve yaptıklarını oradan sergileyecekler. Ben de bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Instagram'da evet ben de çok kullanıyorum ama işle ilgili kaynağım tabii ki orası. Oradaki paylaşımların çok değerli olduğunu görüyorum. Bir de size şunu sormak istiyorum. Evet, birçok şirket, özellikle yeni kurulmuş şirket bu dönemi çok zorlu geçiriyor. Fakat işte herkesin belki de bu durumda ayakta kalabilecek gücü yok. Fakat yeni işler geliyor. Siz biraz önce söylediniz ya. Kadınlara. Neler öneriyorsunuz? Hani gerçekten hiç benzeri olmayan bir kriz yaşadığımız için soruyorum. Burada da networking'in çok önemli olduğunu düşündüğüm için de değerli olacağını düşünüyorum sizin öngörülerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Burada bir itirafta bulunmak istiyorum. Pandeminin başından beri Zoom olayına katılmadım. Ve ilk defa bu kadar geniş bir Zoom'a katılıyorum. Bunun tek nedeni Kagider'in hayatımda ne kadar önem verdiğim bir network olduğunu göstermek. Dolayısıyla LinkedIn'de girdiğinizde mutlaka ve mutlaka Kagider üyesi olduğunuz, bu network'ten gurur duyuyorsanız onun yer alması lazım. Ben Kagider üyesiyim, hem de kurucu üyesiyim diye yazmak. Bu çok önemli bir şey. Bir gruba katılıyor olmak o grubun özelliklerine sahip olmak demektir. Girişimci olduğumuzu gösteriyoruz. Örgütlenmeye önem verdiğimizi gösteriyoruz. Ve bir servis, bir mal alırken önce Kagider üyesine gideceğimizi gösteriyor oluruz. Bir örgüte içinde olmak onun doğrularına inanmaktır. Galatasaraylılar Kulübü, Fenerbahçeliler, yok Beşiktaşlılar, yok bilmem işte Kanarya sevenler, yok neyse yani ne grupsa onun bir ortak paydası oluyor. Dolayısıyla Kagider'in ortak paydası önemli. İsterim ki bu konuşma, ki çok güzel buldum, bir saatte insan anlatacağını anlatır. Tamamdır. Yani bir saati biz iyi kullandığımızı düşünüyorum.
O da önemli bir şey bizler için. Zamanı iyi kullanmak. Burada söylenen söylendi. Biz Saffet'in özünü böyle hop diye aldık. Her şeyi öğren ama bu burada kalmamalı. Mutlaka ve mutlaka LinkedIn'de, her bir sosyal medyada bu verilmeli. Başkaları da faydalansın. İsteyen girsin dinlesin bu bir saati, isteyen dinlemesin. Ama bunu biz available, yani mümkün kılalım insanlara. Onlar da duysun. Yani sosyal medyanın gücü burada. Bu burada kalıp unutulmayacak. Bundan sonra belki 3 sene sonra bir genç bir kız üniversiteyi bitirip Kagider neler yapmış, neler öğrenebilirim oradan diye geriye dönüp bakabilsin. Bakabilsin. Önümüzdeki seneyle ilgili bu sene bence bir farkındalık senesiydi. Konfor alanından çıkınca ne mucizeler oluyor, onun gösterdiği bir seneydi. Saffet tam bir canlı örneğidir bunun. Tam bir örneğidir. Adam gezerken, mal satarken, otururken sattı ya. İnanılır gibi değil. Demek ki konfor alanından çıkınca mucizeler olabiliyormuş. Konfor alanından çıkmayı sevmiyoruz. Zannediyoruz ki o sıcacık yastık çok rahat ve çok iyi bir yer. Hayır değil. Dışarı çıktığında çok daha kendini tanıyamıyorsun yaptıklarınla. Onun için konfor alanından çıkmak, ki ben boğa burcuyum. Yani ben hakikaten fix bir şeyim. İnanın yani kendimle test ediyorum kendimi. Şimdi çıkınca ne olacak diye. Onun için konfor alanından siz çıkmazsanız zaten evren sizi çıkarıyor. Geçmiş olsun. İsteseniz de istemeseniz de çıkarıyor. Bu pandemi de onu yaptı. Bizi çıkardı konfor alanımızdan. Müthiş şey bakıyorum olaya, pozitif bakıyorum. The Roaring Twenties derler. Yani 1920'lerde savaş sonrası insanlar sokaklarda dans ederken en büyük yaratıcılığın olduğu seneler. Aynı öyle olacak. Göreceksiniz. Aynı öyle olacak. Ben ki bayılmıyordum öpüşmeye, böyle tanımadıklarımla sarılmaya falan, herhalde sokağa çıkınca önce sitenin şeylerinden, bekçilerinden başlayacağım sarılmaya. Çok özledim sarılmayı, çok özledim öpüşmeyi, hakikaten çok özledim. Çok özledim giyinmeyi, çok özledim ruj sürmeyi. Bir tek sizin için kalem sürdüm bu sabah. Gözüme hiçbir şey sürmedim, kıyamadım, nasıl olsa gözlükle gözükmüyor diye. İşte bu. Yani özledim. Hepsini özledim. Hepsini özledim. Çok iyi bir şey özlemek. Özlemek ne yapıyor? Değer bileceğiz. Her şeyin değerini daha iyi bileceğiz. Bir araya geldiğimizde daha iyi değerimizi bileceğiz. Hepinize harika bir 2021 diliyorum. Emin olun. Yani şeyi, evreni challenge etmek istemiyorum ama kötüsüydü, geçti. Harika olacak. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her zamanki gibi böyle altı çizilecek sözler söylediniz. İlham verici her zamanki gibi. Ben de şuna inanıyorum. İnanın o söyledikleriniz hepsini ben de aynı şekilde tekrarlıyorum. İnsan sevdiklerinin kokusunu özlüyor. Böyle ekrandan konuşuyorsunuz. Hiçbir şey yok. Dokunamadık, o kokuyu duyamadıktan sonra özlem çok insanın içinde birikiyor. Göremediklerimize kavuşacağımız ve gerçekten birbirimize sarılacağımız, gözlerinin içine bakarak konuşacağımız günler gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Özlem, sen de aslında Saffet gibi bu dönemde çok verimli geçirdin. Birçok etkinlik yaptın. O etkinliklerin bir kısmını ben de takip ettim bir gazeteci olarak ve bir dostun olarak. Senin için de verimli bir yıldı diye düşünüyorum. Ama sen de sevgili Leyla Hanım ve sevgili Saffet gibi 2021 yılı için beklentilerini bizle paylaşırsan çok sevinirim. Açıkçası hani Ağustos için, bütün dünya için çok zor bir yıldı ama Ağustos iş anlamına bakarsan bizim için gerçekten olağanüstü bir yıl geçirdik. Hem sitenin trafiği olarak baktığımızda hem de birlikte çalıştığımız markalar olarak baktığımızda. Ama orada hani benim hep bir gelecekle ilgili endişem vardı eskiden hayatta. Ve bu krizle ilgili gördüm ki bu krizin bana en büyük faydası anda yaşamanın ne demek olduğunu, hani kafamda değil kalbimde anlamak oldu. Çünkü anda yaşamadığımız takdirde her şey boş. Gelecek diye bir şey. Evet, gelecek için yatırım yapalım ama endişelenmeyelim diye yola çıktık Ağustos'la. Çünkü biz bir lüksteydik
ve zamanın ruhuyla çok aykırı kaçıyordu özellikle Mart-Nisan aylarında. Ama buna rağmen doğruyu buluruz dedik, insanları gözlemledik ve devam ettik. Ben de 2021 ve sonrasından umutluyum. Bildiğimiz dünya olmayacak. O nedenle hepimizin bilmediğimiz bir dünyaya hazırlıklı olması lazım. Bilmediğimiz bir şeye nasıl hazırlıklı olabiliriz? Bence öğrenmeye istekli olarak ve korkmayarak hazır olabiliriz. Benim bu seneden aldığım en büyük ders anda kalmayı başarmak, risk almayı başarmak, ciddi olarak risk almayı başarmak ve daimi hani bir posta bile bakarken veya bir trende bile bakarken onun arkasındakini görmeye çalışırsak ancak şey oluyor, başarı geliyor. Çünkü insanların tahmininin tersine trendler, işte İsviçreli bilim adamları gibi bir insanlar oturup bir köşede evet bu sene bunu trend yapalım diye çıkmıyor. Yani renkte de çıkmıyor, işte cep telefonu tasarlarken de çıkmıyor. Tamamıyla ihtiyaçlardan çıkıyor. Aslında bu ihtiyaçları anlamak gözüyle bakarsak çevremize mutlaka işimize inanılmaz faydası olacak. İşte Saffet'in kitapları gibi, bizim Augusto'da çizdiğimiz yeni yol haritası gibi hani başarı kendiliğinden gelecek. Yani kolay olmayacak ama bunları yaparsak başarı gelecek. Ben 2020'de en azından kendi işim için bunu gördüm. Çok teşekkür ediyorum tüm verdiğin bilgiler ve samimiyetin için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için de ilham verici bir sohbet oldu. Çok şey öğrendim yine sizlerden. İyi ki varsınız. Ben de artık Kagider ailem diyorum. Çünkü aranızdan biriymiş gibi hissediyorum kendimi. Biliyorsunuz medyadaki durumlarda biraz önce Saffet'in anlattığı gibi bizi de başka yerlere sürüklüyor. Ben de bu dönemde kendi içimde dijital yayıncılığa başladım. Benim için de yeni kapılar açıldı. Bu toplantıya gelmeden önce küçük bir toplantım daha vardı. Orada da 2020 yıl içinde hiç mi güzel bir şey olmadı diye baktım ve güzel şeyleri sıralamaya çalıştım. İleride sizle paylaşacağım bunları da. Ama bu panel sanki bunun üzerine gerçekten böyle baharatları ekti. Bana da güç verdi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emine Hanım, Güzin Hanım, beni de bu panele davet ettiğiniz için ve sevgili Kagider dostlar, her zaman yanınızdayım. Saffet'cim, Leyla Hanım ve Özlem'cim, yani gerçekten de her zaman ilham veriyorsunuz. Böyle koşmaya devam edin. Biz sizi hep takip edeceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada Elif'cim, ben bir şey eklemek istiyorum hemen. Sesim geliyor evet. Herhalde. Şimdi çok enteresan, bir yandan chatleri okuyorum. Çok güzel yorumlar gelmiş. O güzel yorumlar için hepimiz adına, herkese, yazanlara teşekkür ediyorum. Aynen, ben de okudum. O kadar çok var ki hangi birine yanıt vereceğimi şaşırdım. O yüzden es geçtim açıkçası. Lütfen, aynen. Ben telefon numaramı da yazdım. Çünkü akşam 8.30'da bizim Noel Pazarları seminerimiz. Yazdık hepsini. Yazdınız değil mi? Her şeyi yazdık. İnanın da paylaştık. Var, bekliyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Hatta bizim değerli üyemiz sevgili Ayşe Kaynarcan'ın sanatla randevusu. Ben pandemide en keyif aldığım salı akşamları Serda Bey ve sizlerle beraber olmaktı. Harikasın. Bugün de ve haftaya da salı da takip edeceğim, çok keyifle. Ve chatte de Saffet Bey'in söylediğini chatte sizlerle paylaştık. İletişim kurar ve gelirseniz çok mutlu oluruz tabii. Ben bir şey söyleyebilir miyim Saffet? İlave edeyim katılımcılar için. Chat kısmının en altında sağda fail var. Onun yanında 3 tane nokta var. Orada onu tıkladığımız zaman bu chatte yazılanları şey yapabiliyoruz, save edebiliyoruz. Hani daha sonradan okumak için, dönmek için onu da hatırlatmak istedim. Güzin'cim çok teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle onu da öğrenmiş oldum. Ben de not ettim. Telefonumu da yazdım. Ayrıca hepiniz iş hanımlarısınız, iş insanlarısınız. Gülşah markasının sahibi Gülşah Gürkan yazmış. Çekilişine ben de hediye yollamak isterim diye. Hediye yollamak isteyenler lütfen DM'den ya da chatte yazdım telefon numaramdan benimle temasa geçsinler. Böylelikle hayat paylaştıkça güzeldir. Bizim de bir katkımız olsun. Kagider'e çok teşekkür ediyorum sevgili Emine Hanım. Sevgili Güzin. Harika bir moderasyondu. Leyla'cığım, Özlem'cığım hoşça kalın ve herkese sevgilerimi yolluyorum. Hepinize çok teşekkürler. Değerli çok teşekkürler herkese. Emine Hanım, Güzin'cim çok teşekkürler. Elif'cim sana da. Çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağlıkla kalın. Herkesin hoşçakalın. Emeğine sağlık. Harikaydı. Geldiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün taşıdığımız umut geleceğimizi şekillendirecek. Kesinlikle. Böyle güzel bir network'ü de sağladığınız için
Siz değerli katılımcılara da ve çok kıymetli konuklarımıza ve moderatörümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağlıkla kalın, güzelliklerle kalın ve LinkedIn'e üye olmayı ve takip etmeyi unutmayın sevgili Leyla. Harikasınız. Sizi takip edeceğiz. Çok sevgiler, kucaklarız. Herkese iyi ve mutlu, sağlıklı yıllar. Hoşçakalın. 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 Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.